bize tam bağımsız bir cumhuriyet bıraktı. Ama maalesef ondan sonraki siyasiler bu tam bağımsız cumhuriyeti zaman içerisinde öyle bir noktaya taşıdılar ki bugün görüyoruz bir başka ülkenin başkanı mektup yazıyor. Mektubunda budalalık etme diyor. Seni sonra ararım diyor. Sonra konuşmasında bak diyor senin iş yine mektupta senin işlerini halletmek için uğraştım. Sakın unutma ha diyor. Sonra bu yabancı basında haberlerde alay konusu olarak konuşuluyor. Tam bağımsız bir cumhuriyetten bugün geldiğimiz nokta bu. Bütün madenlerimiz satıldı. Kasamızda bir tek kuruş para yok. Günde bir milyar Türk lirası iç borcumuz artıyor. Vatandaş olarak da 600 milyarı aşkın tüketici kredisi borcumuz var. Şimdi bu bizim geldiğimiz nokta. Aynı Amerikan başkanı ise bakın Çin için ne söylüyor? Diyor ki Çin'le Niye başa çıkamıyorsun diye soruyorlar. Amerika'da kendisine ne yapayım diyor. Karşıma diyor bilmediğim bir modelle geldi diyor. JP Morgan Rothschild ailesinin JP Morgan Amerikan Federal Rezerv'in en büyük hissedarı geçen gün bir açıklama yapıyor diyor ki dolardan çıkın altın alın diyor. Doların diyor egemenliği bitti. Şimdi biz kendi ciğimizle Amerika'dan icazet alıp borç alıp Türkiye'de siyaset yapanlara destek olduk. Geldiğimiz nokta ortada. Diğer tarafta da birilerinin tanrı yerine koyup korktuğu Amerika'yı batıran dünya iktisat ve siyaset tarihini değiştiren profesör doktor Haydarbaş hocamın da hayatı ortada. Bir tarafta Çin'i BRICS ülkelerini dünya insanlığını sömürgeci anlayıştan kurtaran Profesör Doktor Haydarbaş diğer tarafta diğer tarafta rahat hazır ola geçen siyaset anlayışı. Türkiye bir ateş çemberinin içerisindedir dün komşumuz Saddam'dı, Esad'dı. Komşularımızda savaş yoktu. Bugün gırtlağımıza kadar kan akan bir coğrafyanın içindeyiz. İçimizde 5 milyonu aşan Suriyeli var. Herkes gırtlağına kadar borcun içerisinde bütün dünya bizimle alay ediyor. Parçalanmanın tam ortasındayız ve bunun bir tek çıkışı var. Türk milleti olarak bir tek çıkışımız var. O da Çini, Rusu, Hintliyi bugün özgür kılan profesör doktor Haydar Baştır. Genel başkanımız sadece bizim genel başkanımız değildir. Yüce Türk milletinin önündeki tek ve son çıkıştır. Şimdi onunla başa çıkamayanlar siyasi güçlerini kullanarak hukuku hukuksuz bir hale getirmeye çalışıyorlar. Getirdiler. Ama sonunda kaybedecekler. Geçmişte Mustafa Kemal'le başa çıkamayanlar ona neler yaptılar? Önce rütbelerini aldılar. Kaçak ilan ettiler. Ölümüne ferman çıkarttılar. Dinsiz dediler. Ama en sonunda arkalarına bakmadan bu toprakları terk ettiler. Neden? Çünkü onlar bugünküler gibi Amerika'dan korktukları kadar Allah'tan korkmuyorlardı. Onlar Hazreti Hüseyin'in dediği gibi gırtlaklarından aşağıya helal lokma inmediği için olayın gerçek yönünü görmediler. Ben diğer arkadaşlarım gibi 30 yıldan beri genel başkanımın yanında bir evladı olmaktan gurur ve şeref duyuyorum. Bana ilk tanıştığımda bir şey söyledi. Evladım benim yanımda olacak olanın trafik cezası bile olmayacak. Gırtlağından aşağıya bir tek kuruş haram lokma inmeyecek. Şimdi onunla mücadele edenler göreceksiniz. Kaybedeceksiniz. Dün Mustafa Kemal'in karşısında olanların kaybettiği gibi dün FETÖ'nün kaybettiği gibi kaybedeceksiniz. Çünkü o hakla beraber haklıdır ve bu ülkenin iktidarını sağlayacak olan tek kişidir diyorum. Sağ olun var olun.